Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te uzun zamandır yapmadığım ve her gün ya keşke bir gün girsem de şöyle o efsane adamlardan biri olsam dediğim Yunus Polisi devriyesine devam ediyoruz arkadaşlar. Sizinle uzun zamandır... Ne oldu Yunus? Ha? Kamera sapıttı, ne oldu oğlum, ne gördün? Uzun zamandır polis modu yapmıyoruz arkadaşlar. Daha da özele inersek Yunus Polis modu yapmıyoruz ve bugün... Gördüğünüz gibi aslanlar aslanı Yunus'umuz karşımızda arkadaşlar. Bakın karakterin güzelliğini görüyor musunuz? Şu karakterin güzelliğine bakın. Resmen efsane bir mod. Gerçekten harika, müthiş detayları olan bir karakter. Bunu yeni gördüm. Bir baktım mod sitesinde böyle efsane bir karakter var ve hemen indirdim. Gerçekten yapan arkadaşımızın ellerine sağlık. Siz de GTA 5 modları sitesinde bulabilirsiniz. Gerçekten harika bir karakter. Efsane bir şey. Bakın durun. Kaskını çıkartalım. Bakın göreceksiniz efsane olan yanını. Bakın. Maskesi bile var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten de her şeyi düşünerek tasarlamış arkadaşımız. Gayet de güzel yapmış. Bugün bu karakteri oynayacağım. Ve Yunus Polisi olacağım. Hem de efsane bir motorla. Bakın, bakın, bakın. Burada bir Kawasaki var. Hem de dünyanın en iyisinden. Arkadaşlar, manyak bir motor. Manyak bir canavar. Bu gerçekten mükemmel oğlum. Yalnız kostümün kalitesine bakın ya. Kelepçeler, melepçeler, of, acayip olmuş. Arkadaşlar gerçekten manyak. Karakteri acayip sevdim. Ben motor tanıtıyordum ama karaktere zıpladım çünkü acayip havalı görünüyor. Biliyorsunuz benim önceden kullandığım Yunus Polisi HD değildi arkadaşlar. Yani baktığınız zaman böyle kaliteli görünmüyordu. Bunun kostüme baksanıza. Gerçekten harika. Bugün Kawasaki yanılmıyorsam HR1400 müydü? 1400R mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Bu motoru kullanacağız. Daha iyi bilenler yorumlara yazsın. Bugün bu yavruyla bir devriye gezeceğiz. Bakın bu... Gerçek bir polis motoru. Bak 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 bak. Işıklara bak, ışıklara oğlum. Şu da 3. seviye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten efsane. Ama ben 2. seviyeyi daha çok sevdim. Çünkü arkadakiler yanıyor, öndekiler yanıyor bakın. Acayip güzel görünüyor. Şöyle tepeden bakamıyoruz ha. Tepede siren var. Biliyorsunuz normalde R'ye bastığınız zaman GTA'da tepedeki kameraya geçersiniz. Biz şimdi buradan otoyola karışacağız. Hop, yanlış yerden karışıyoruz. Buradan karışacağız ve devreye çıkacağız. Arkadaşlar, gerçekten de özledim Yunus Polisi olmayı ya. Motorlu ekip olmak GTA 5'te yapabileceğiniz en güzel polis rolüdür. Au! Au! Çarptım. Tüh. Kötü oldu. Neyse ki motorun yanında bir şey yok. Dedikten sonra peki bunu yapmam. Allah'ım ya Rabbim. Yanlış gidiyoruz ya. Arkadaşlar motor sürmeyi unuttum gerçekten. Bu arada gördünüz değil mi? Motorun turbosu var oğlum. Kawasaki motor lan. Bir dakika, ben bunun şeyini açmamışım, onu da açalım. Heh, şimdi oldu. Arkadaşlar, motorlu ekip olmak gerçekten de harika. Düşünsenize, motorunuzu alıyorsunuz ve tek başınıza şöyle devriye geziyorsunuz. Bugünkü görevimizden kısaca bahsedeyim. Bugün otoyoldayız. Yine insanların trafik kurallarına uymasına ve kendilerini öldürmemesine yardımcı olacağız. Bu gerçekten çok önemli bir görev. Ve ta çok uzak noktalara gideceğiz. Lakin hiç problem değil. Çünkü altımızda bir Kawasaki var. Durun, sirenleri açmadım lan. Siz buraya bunun için geliyorsunuz değil mi? Siren duymak için. Şuna bakın. Oğlum efsane lan. Gerçekten efsane. Aç yolu, aç 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 aç. Yunus Polis, Yunus Polis, Yunus Polis. Birader, sen ehliyeti nereden aldın çok merak ettim ben. Oğlum polis sağdan gidiyor. Bak. Komik adamlar. Gerçekten bilmiyorlar. Bak bu adam biliyor. Arkadaşlar sağınızdan geliyorsa sola, solunuzdan geliyorsa bak sağa çekilirsiniz. Bunun belli bir kuralı var oğlum ya. Fizik kuralı lan bu. Bunu bilmeniz lazım zaten. Bak görüyor musunuz? Doğru süren bir vatandaş. Bakalım bu ne yapacak? Aa bak. İki yolun ortasında durdu. Neden? Çünkü arkadan vurulmak istiyor. Arkadan bir gün biri bir... vuracak. Yunus kendine gel oğlum. Kendine gel.
Siren sesini kapat. Senin kafan şişti belli ki. Yani oraya bakmaman lazım Yunus. Sen görev adamısın Yunus. Yapma öyle şeyler. Şaka maka bugün. Şöyle devriye de ne bileyim. Lambolu kızlar falan gelse de. Durdurup instalarına baksa. Oğlum ne yapıyorsun? Sende bir işim yok. Sen lambolu kız mısın? Bakayım. Lambolu değilsin ama kız. Kız hiç değilsin. Devam et. Manyak ya adam. Aa traktöre bakın. Yolun ortasında kural bekliyor görüyor musunuz? Vay benim koçuma. Lan traktörcü bile kanunlara uyuyor ha. Devam et traktör, bekleme yapma, devam et. Aslanım benim. Recep İvedik miydi lan o? Ha? Yani galiba oydu. Neyse. Recep abi tartışacak değiliz zaten burada. Bu arada bakın bakın. Ekipmanlarımı size gösterdim mi? Göstermedim değil mi? PD'den bana bunu verdiler. Tabancaya bak tabancaya. Altın kaplama oğlum. İnstalı kızları bilmem ama bir namussuz gelirse alnının çatından bam bam bam. Yok lan. Benim görevim adam vurmak değil ki. Benim görevim hız kontrolü falan sağlamak. Daha herkes kurallara uyuyormuş gibi lan. Bir problem yok ha. Ama biz yine de motorumuzda bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Göreve her daim hazır ve nazır olmak önemli. Bir de Kawasaki'nin koltuk rahat biliyor musunuz mu? Oturunca insanın kalkası gelmiyor. Işıklar belirince otomatik mi kapandı? Aa ne oluyor lan? Duyuyor musun sesi? Aa. Aha. Ne oluyor lan? Aa. Woo. Lan polis arabası. Biz de takılalım. Ne oluyor lan? Bugatti miydi oğlum o? Vallahi Bugatti'ydi galiba. Aha aksiyon çıktı lan. Hey! Ne oluyor orada ha? Ne oluyor? Devrem! Ne oluyor sen? Niye hızlı gitmiyorsun oğlum? Ben mi yakalayayım illa? Yetişemiyor lan gerçi Bugatti'ye. Hey 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 hey! Çek sağa çek sağa çek sağa. Sağa çek sağa çek. Çek sağa. Şşt! Lan! Kal olduğun yerde. Kal! Lan! Lan! Kaçıyor devrem. Yürü! Yürü! Gidelim yürü! Lan vallahi kaçıyor. Hey! Çek sağ diyorum sana. Çek sağ! Bana bak! Gel buraya! Hayatta olmaz kaçacağım. Hey! Öyle bir şey yapamayacaksın. Çek buraya! Çek diyorum. Buraya derken sağa sola falan. Hey! Kendini vurdurtma. Uyarıyorum. Kendini vurdurtma. Kendini vurdurtma çek sağ. Çek sağ. Kızım çek sağ. Aa! Kadına bak lan. Çeker misin? Sağ. Oğlum Bugatti'ye de ateş edilir mi emin değilim. Lan Lambolu nasıl yakalayamadı bunu? O kadar da hızlı gitmiyor. Ya ama bak destek istemek zorunda kalacağım. Çek sağ. Kızım bu Kawasaki bak öyle geçemezsin. Allah Allah. Ya oğlum gazayla ES falan atarız. Ben niye sıkıyorsam insanlara? Bayağı gaza geliyorum ha. Efendi gibi takip edelim. Zaten istese de kaçamaz. Yoldan çıkartmaya çalışacağım bak. Baba bak. Bak yoldan çıkartma taktiklerine bak. Bak. Hey yavrum hey. Bize bunu PD'de öğrettiler. PD'de. Ha? Nasıl ama? Hey! Gel buraya. Kal olduğun yerde. Kal. Kız. Kımıldama. Kımıldama. Kımıldama diyorum sana. Kımıldama. Yat yere yat 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 yat. Yat. Yat diyorum. Yat. Ulan. Lan. Insta alacağımız kıza bak. Insta yerine hapse alıyoruz. Nasıl ama? Ya neden kaçıyorsun? He? Arkada kaldı zaten Lambolu ekipte. Sen Lambolu ekibi atlatmayı nasıl başardın? Çok kolay. Kaplumbağa gibi sürüyor. Evet. Haklısın. Sen o arabayla nasıl yakalayamadın lan? Boyuna kalıbına yazık. Allah seni bildiği gibi yapsın. Neyse. Otur bakayım. Otur. Sen bir dakika oturma kalk. Kalk. Yer rahat geldi biliyorum ama kalk. Bacım bacım kalk. Heh, kalk. Kalk bakayım. Şimdi. Seni ben bir çözeceğim ama niye çözeceğim?
Bir sor bakalım. Ben seni çözüyorum ama hey, arabaya git diye değil. Bir kimlik isteyeceğim senden. Bir kimliğini alayım. Ver bakayım. Şimdi biz bunu bir sorgulayalım. Bakalım ne çıkacak aleyhinde. Yani bilmiyor sonuçta. Susan White. Susan White mı? Gerçi isminin hakkını veriyor. İlik gibi. White valla. Var mı bir yaramazlık? Olsaydı söylerdi herhalde. Üstünü arayacağım. Ay ne? Bir bayanın üstünü arayamazsınız. Allah Allah, yapma ya. 500'de giderken öyle demiyordun. Motorumu devirmişler. Ya dön Allah'ını seversen arkanı şimdi. Sinirlendim ha. Motorumu devirmişler lan. Motorumu. Alt üst üstünü arayacağız ya, Allah Allah. Görev amaçlı. Tamam dellenme. Sen sert birine benziyorsun. İyi, kaskın da çok güzelmiş. Acayip yakışıklı görünüyorsun. İnsan var mı? He? Ne oluyor lan? Oğlum sen bana değil, ben sana yürümeliydim ama neyse. Gel bakalım. Gel. Belki de yırtmaya çalışıyordur. Taktım kelepçeyi. Otur bakayım yerine. Otur. Bir arabanın plakasını sorgulayalım. Lan bu devlet malı lan. Babanızın malı mı? Önüne gelen arabayı deviriyor ya. Daha doğrusu motoru. Allah Allah. Kardeşim. Önüne gelen motor deviriyor ya. Kendi plakamı mı kontrol ettirdin ben az önce? Evet. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Oha. Oğlum. Benim arabanın kaydı yokmuş lan. Ne saçma bir şey lan. Sigortasız kullanıyoruz. Çaktırmayın oğlum. Emniyet o kadar fakir ki falan. Oğlum şunu bir sorgulayalım. Şuna bir bak bakayım. Bu ne lan? Yine kendi plakamı sorguluyorum oğlum ben. Ha bir dakika, yok. Susan White. Ha doğru. Lan ben kendi arabam sandım. Lan benimkinin plakası 999 değil ki. Ben sistemsel bir hata sandım. Lan orada gerçi Susan White yazıyor. Neyse. Ha sanırım araba kaçak. Sen otur. Oturmaya devam et. Şunu şöyle ben bir alayım. Oğlum bir an dedim ne oluyor, anasını satayım. Plaka falan göremeyince. Lan dedim bizim motor kaçak galiba. Neyse. Ya bacım. Sen şimdi bayağı kaçak araba kullanmaktan hapse gireceksin ya. Niye böyle bir şey yaptın? Bu kadar milyonluk arabayı almışsın. Devrem sıkıntı yok bende. Yani bu kadar milyonluk arabayı alıp böyle salaklık yapan ilk defa görüyorum. Lan adam notara gidip kaydını yaptırmamış. Ey Allah'ım yarabbim. Neden ruhsat tescil ettirmedin? He? Ay nasıl yaparım bilmiyordum. Param var ama işte birazcık kafam çalışmıyor. Onu fark ettim eminim. Daha iyisi zaten olamazdı. Sana ben buradan bir ekip çağırayım. Seni bir alsınlar. Ya da gerçi yakın lan. Şşş. Senin lamboyla seni bırakayım. Ay olur. Ya da istersen motorla bırak. Motoruna da binebilirim. Çok yakışıklısın da. Harbi mi diyorsun? Olur mu öyle? Tamam devrem ya. Bu arkadaşın işlemi yok. Bu arkadaşın işlemi yok. Kalk bakayım aya. Kalk bakayım. Kızım kalksana. Kızım kalkar mısın? Ha kalk. Çözemiyorum lan. Sanırım bu hanımefendi illa da bu alacak değil mi? Ben götüremiyor muyum ya? Kusura bakma, seni götüremiyorum. Çünkü mesai saatleri içinde kız götürmem yasak. Oysa birlikte olabilirdik. Sen beni satmayı tercih ettin. Yok lan, satmayı falan tercih etmedim. Devrem bir kolundan da ben tutayım he. Şşş. Devrem Allah sen lan, bıraksaydın bari. Neyse gitsin. Lan manyak ya. Ömrümde böyle bir şey görmedim lan. Yemin ediyorum. Bugatti'yi kaçak sürmesi yetmiyormuş gibi. Bir de bana kaçaktan yürüdü. Kaçak et kesmeye de çalıştı. Bu kadın bayağı kaçakçı. Yalnız Bugatti neymiş lan? Abooo. Fena değil mi? Oğlum baksanıza. Gerçekten insafsız bir şey ya. Arkadaşlar ne kadar güzel, ne kadar... Delik mi lan o? He? Bir adet delik. Ben mi açtım lan bunu? Gerçi benden başka arabaya sıkan olmadı. Lan biz bu arabayı aramadık gerçi. Şöyle içine bir geçelim, bir arayalım.
Oğlum arabaya delik açmışız lan. Allah kahretmesin. Oo, şu premiumluğa bakar mısınız? Hay maşallah. Bunun motoru var mıydı lan? Ha, burada değil mi? Bu motor mu, turbo mu? Oğlum hiç Bugatti'm olmadı ki, bilmiyorum. Ha, motor burada değil mi? Ne bileyim lan? Fakirlik. Bakayım. Ha yok, burası bagaj. Buna frunk diyorlar arkadaşlar. Hani arkadaki trunk, öndeki frunk. Mesela önceki Amerikan Başkanı Trump, şimdiki Biden. O niye öyle olmadı lan? Neyse. Güzel geyik çevirdik. Araba temizmiş. Sıkıntı yok. Tek problem kayıt. Allah kahretsin. Şimdi bir de bunu çektireceğiz, biliyorsunuz değil mi? Aman, bir sürü iş. Ve olay böyle cereyan etti. Tamamdır kardeşim. Sen al bunu götür. Yalnız dikkat et ha. Şşş. Anladın mı? Çizme sakın. Arkadaki delik de fareler açmış falan de. Tıh. Hadi bakalım. Bugatti gidiyor. Lan kitap gibi arabayı önce delikte çekettik. Sonra çekiciye verdik. Üzüldüm ha. Yalnız efsane bir gündü. Deli dehşet bir operasyon, bir kovalamacaydı. Ben hem silahımı ateşledim, hem bir Bugatti kovaladım, hem de keyif aldım. Acayip manyaktı lan. Oğlum arabaya bakın ya. İnsanın gerçekten içi acıyor. Ama Kawasaki ondan aşağı kalmadı, gördünüz değil mi? Bizim motor da şekil ha. Görüşürüz dostum. Ben gidiyorum. Ey yavrum ey. Benim adım Yunus oğlum, Yunus. Benden bir uçan kurtulur, bir de yüzen. Malum motorlu ekibim. İsmim Yunus olsa da malum balık gibi yüzemiyorum. Ne kötü bir espriydi lan. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Uzun zamandır Yunus polisi yapmıyorduk ve bugün sonunda Yunus polisi olduk. Çılgınca bir devreye çıktık. Resmen insanların kurallara uyduğundan emin olmaya çalışıyorduk ki bir Bugatti kovalamacasının peşine düştük. Maalesef ki burada Lambolu bir ekip vardı ve onu yakalamayı başaramadı. Biz o kadar hızlıydık ki şu Lambolu'dan daha iyi gittik ve Bugatti'li kızı hızlıca yakaladık. Acayip iyiydik. Bence gayet efsaneydik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Devrem, sen niye kovalamadın? Devrem, arabanın motoru bozuldu. İşte bu yüzden motor alacaksınız oğlum. Motor alırsanız arabanın motoru bozulamaz. Neden? Çünkü araba değil, motor almışsınızdır. Evet, bu iğrenç espriyle videoyu kapatıyorum. Artık beni taş yağmuruna tutabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merak etmeyin. Bundan sonra daha sık polislik yapmaya çalışırım. Şşş, çık lan bir tür süreyim. Olmaz Devrem, zimmetli. Lan ne demek olmaz? Çıksana lan. Çıksan. Polis değil miyim oğlum ben? Çıktı mı lan? Yok, korktu sadece. Hoşçakal arkadaşlar. Ay tamam, geçiyorum. Allah Allah. Sen de yani ayı buluyor. Küçük çocuk. Ben çocuğumu görmeye gideceğim. Gelebilir miyim? Gidiyor mu o tarafa? Ya ne çocuğu abla, ne çocuğu Allah aşkına ya. Geçen gittin kombiciye girdin. Geç Allah'ını seversen geç. Nereye gidiyorsan git, beni ilgilendirmez. Yalnız geçen seferden kalan vermediğin parayı da alırım. Tamam tamam, al. Biniyorum. Bin bin, tamam hadi gel. Gel. Ama uyarıyorum yani. O eski keriz kalmadı. O eski kerizden eser yok şimdi. Dur birader, ben mi geçeyim? Kaptırdım lan ben kendimi, iyice dolmuş şu la. Vay yavrum vay, kırmızıdan falan geçiyor. Abla bana bak, paramı iç edersen seni pişmaniye gibi yerim. Ay sahiden yer misin? Anlamadım abla. Yani yer misin derken, ben yamyamlardan korkarım da yamyam değilsin değil mi? Yok değilim abla. Yani bir daha almam manasında yerim dedim. Ya, lütfen paramı ver ya. Sonuçta paraya ihtiyacım var abla. Bugün ne kazanırsam kazanayım %75'i benim.